Hatta bak dur. Mete dedim de aklıma ne geldi bak ya. Mete beni andı vallahi, tamam. Mete zamanında, tamam. Mete bir gün çadırında otururken Yüeçi elçisi geliyor. Yüeçler. İşte ülkenin güneyinde, kuzeyinde bir Yüeçiler. Bir tarafında Siyempiler. Öbür tarafta işte ne bileyim Çinliler. Etrafımızdaki neler? Tamam, düşman unsurlar. Tamam. Yüeçilerden eleman geliyor, diyor ki Mete diyor. Tamam Mete. Atını Yüeçi imparatoruna vereceksin diyor. Anam bizim kurultay çadırından kaşlar çatılıyor, kılıçlar çekiliyor işte. Lan ne demek lan, at avrat pusat bunlar bize kutsalır. Tamam bu savaş sebebidir. Farklı zaman Mete diyor ki durun, durun. Durun bir dakika ya diyor. Ya kurban oldum. Bir tane at için savaşılır mı diyor. Tamam, atın kaşları anahtarı veriyor. Cıvuk al git diyor, tamam mı? Kurultay şok. Mete neyi verdi? Atı verdi. Ertesi gün Yüeç elçisi gene çıkıp geliyor. Diyor ki Mete diyor, tamam, kılıcımı da bize vereceksin deyince kurultaydakiler kaşlar çatılıyor, kılıçlar çekiliyor. Bu savaş sebebidir. Ne demek lan? Bitmiyor yükseklerin sonraki zaman. Mete calm down. Relax. Aynı savaşçısınız diyor. Bir durum diyor. Tamam. Al git lan kılıcı. Al git kılıcı da diyor. Tamam mı? Ertesi gün kurultay gene şok. Tamam. Ertesi gün Yüeçi elçisi gene geliyor. Diyor ki Mete diyor. Hatunumu da vereceksin deyince anam kurultaydakiler roket atarı omzuna koyan kalkıyor. Abim direkt atom bombasının kodlarına giren direkt ne sebebi? Katliam sebebi değil mi? Mete valla yengeyi sevmiyor muydu bilemedim ama al git onu da, al git, al git onu da demiş. Tamam, kurultay şok, kurultay mort. At avrat pusat ne oldu? Gitti. Ertesi günü, tamam, Yüce elçisi gene geliyor, tamam mı? Kurultay'a diyor ki şeye, Mete'ye diyor ki Mete, ülkenin diyor güneydoğusundaki diyor kurak çorak bir toprak var diyor. Dağlıklaştık çorak bir bölge. Orayı da vereceksin deyince kurultaydakiler bir cigara yakıyor, tamam mı? Ya diyorlar Mete, yengeyi verdin, atı verdin, sıkılıcını verdin, her şeyi verdin. Ne edeceksin o toprağı? Ya salla gitsin, ver gitsin orayı. Aslında oraya için savaşılmaz dediği anda, tamam, Mete ayağa kalkıyor. Çifte su verilmiş kılıcını çekip ulan diyor. At bizi miydi verdik, kılıç bizi miydi verdik ama toprak benim değil, milletimindir. Kimseye vermem lan. Kimsenin de almaya gücü yetmez deyip kaldırdığı lan kılıcı Yüeç elçisinin orta yerinden ikiye bölüyor. Yukarıdaki paragraftan Mete'yle alakalı çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? Tamam. Vatan, millet, bayrak, Sakarya, senin o gözlerin var ya. Vatan sevgisinden ilk bahseden kimdir? Metehan'mış. Anlaştık. Bak bunların hepsi var ya, bak çıkmış sorudur ha. Haberiniz olsun.